Evet sayın seyirciler, hemen rakamları vererek isterseniz haftanın son günündeki durumu kısaca özetleyeyim. Borsa 100 endeksi 107 bin civarında %1 kadar yükselmiş vaziyette. Dolar da fena gitmiyor. 3.85-78 yani 3.86 arasında hafif bir düşüş seyrediyor. Ama çok hafif. Şu anda aşağı yukarı buralara oturmuş gibi gözüküyor. Euro dolara karşı yurt dışında değer kaybetmekle meşgul. Çünkü çok yükselmişti gerçekten. 4.53 civarında da Türk lirasına karşı pozisyonu. O da çok hafif ama çok hafif bir değer kaybetmiş vaziyette. Nispeten piyasa sakin gibi gözüküyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi herhalde biraz bu Zarrab davasında kötünün artık geride kaldığına dair olanın olduğu, bundan daha fazla bir zararın olmayacağına dair bir düşünce olabilir. Zarrab dün son ifadesini verdi. Ama aslına bakarsanız konuşulan şeyler belki başka davalara da sebep olabilecek türden sıkıntılı şeylerdi. Onların ileride nasıl seyredeceğini hadiseleri göreceğiz. Bugün bir iyi haber daha vereyim. Sanayi üretimi ortaya çıktı. Ekim'de aylık binde yedilik bir yükseliş oldu. Yıllık da %7,3. Sanayi üretiminde beklentinin üzerinde bir artış var. Bunu da iktidara yakın kesimler dediler ki işte bakın büyümenin işaretleri gelecek sene daha da iyi büyüyeceğiz. Büyümenin tabii niteliği önemli. Şişme ve şişmanlama gibi bir büyümenin faydasından çok zararı var. Türkiye'nin büyümesinin bu konuyla ilgili eleştirileri aldığını hem biz söylemiştik hem de yurt dışında söyleniliyor. Yurt içinde de çeşitli iktisatçılar söylüyorlar. Böyle bir sorun var ama öbür yandan da sanayi üretiminde de dediğim gibi iyiye yönelik bir şey var. Sanayi üretiminin kendisinin ne yazık ki son 1-2 senedir çok tuhaf sonuçlar verdiğini ve diğer sonuçlarla çok iyi uyuşmadığını, İktisatçıların bu sanayi üretimiyle ilgili eleştirileri olduğunu, o rakamlarla ilgili olduğunu söylemek zorundayım. Ama bu artık yeni bir şey değil. Çünkü bu konular konuşulduktan sonra sanayi üretimindeki bu acayipliğin düzelmesi bir yana arkasından milli gelir hesaplamaları değişti. İşsizlik hesaplamaları hakeza öyle. Efendim enflasyon hesaplamaları falan her şeyde bir güven sorunu ortaya çıkmaya başladı. Ama elimizdeki rakamlar böyle. Elimizdeki rakamlar üzerinden de konuşmaya devam etmek lazım. Şimdi efendim başka bir konuya daha değineyim ve belki de en önemli herkesin merak ettiği konu. Bu dolar meselesi ne olacak? Böyle 3.85 ve daha aşağıya gider mi diye. Önce bunun için sebeplerini görmek lazım. Hemen gösterelim. Bu paraanaliz.com'da bir yazı var. Dolar niçin? 3 gün önce yazıldı. Niçin 3.80'lere geriledi? İşte sebepler diye. Nedir sebepler? Aslında o da şu. O zaman işte 3.84'e kadar düşmüştü. Şimdi 3.86'ya çıktı. Oralarda bir yerlerde dolaşıp duruyor. Ne oldu? Efendim ayın 14'ünde para politikası kurulu toplanacak ve orada piyasa kimi 50 bas puan yani yarım, yüzde yarım, kimi 75 bas puan yani 0.75 yüzde. Efendim kimisi 100 bas puan, bazısı 150 bas puan yani %1,5 civarında faiz artışı bekliyor. Bundan dolayı işin büyük kısmı. Bundan dolayı bir de bu iki tane daha küçük şey söyleyeyim, sebep söyleyeyim bu düşüşü sağlayan. Bir yurt dışında doların hareketi böyle oldu. Vergi tasarısı geçti ve oradan dolayı dolar hafif bir değer kaybetti. Şimdi ikincisi de Erdoğan geçen hafta, daha doğrusu bu hafta ne demişti? İşte yurt dışına para kaçırılıyor, bunlar vatan hainleridir falan. Piyasa bunu şöyle anlamıştı. Acaba bazı yurt dışına para çıkışı girişini, sermaye giriş çıkış serbestisini kısıtlayacak bazı şeyler mi getiriliyor? Böyle dedikodular da dolaşıyordu. Ondan bir panik oldu küçük çapta. Döviz fiyatı birden yukarıya çıktı. Erdoğan bunu düzeltti. Diğerleri de söylediler. Yok böyle bir şey diye. Bu işin bu tarafıyla bu da olumlu bir etki yaptı. Ama asıl etki dediğim gibi nedir? Para politikası. Ayın 14'ünde 100 bas puan civarında olacağı düşünülen bir faiz artışı. Peki faiz artışı politika faizi denilen bir şeyle yapılıyor efendim.
Bu bir haftalık repo faizi aslında. Merkez Bankası'nın bankaları fonlarken verdiği. Ama o çoktan beridir adeta yasak bir şey olarak oraya dokunulamıyor. Faiz lobisi oluyorsunuz ona dokunursanız herhalde. Merkez Bankası da o cesaret onda yok, ona dokunamıyor. Onun yerine ne yapıyor? Geç likidite penceresi denilen bir şey var. Yani aslında para ödeyemeyen, batık duruma gelmiş demeyeyim ama yani risk taşıyan, kendi hesabını doğru dürüst yapamayan ve o günün parasını ödemek için Merkez Bankası'ndan işte geç saatlerde borç almak zorunda kalan bankaların kullandığı bir şeydi bu aslında. Geç likidite penceresinin adı odur. Efendim, sebebi odur. Ama ne yapıldı? Bütün borçlanma imkanlarını Merkez Bankası kısalttı ve hepsini buraya yükseltti. Niçin? Buraya yönlendirdi. Şu anda Merkez Bankası'nın sitesine gidip baksanız bankaları bütün fonlamasının tamamını buradan yapıyor. Onun tamamı da 12.25, yani cezalandırıcı bir faizdir bu. Halbuki şimdi oradaki bankalar öyle hesabını kitabını bilmeyen bankalar değil. Hepsi bütün imkanları kaldırıldığı, yasaklandığı için sırf Merkez Bankası faizi doğru dürüst arttırmaktan, resmen arttırmaktan korktuğu için efendim ne yapıyor? Böyle geç likidite penceresinden fiilen inanılmaz bir faiz artışı yaptı. Yani %8-9'lardan %12-25'e çıktı. Şimdi de 12-25 artık bunun tavanı, yani daha fazla gidecek bir yer yok faizi arttırmaya kalkmış olsa. Ondan sonra şimdi piyasa bekliyor ki bu ayın 14'ünde bu tavan yükseltilecek. Fiilen de faiz yükselişi yapılacak. Her işimiz böyle hileyi şehriye, her işimiz işte böyle gayri ciddi işler şeklinde bir taraftan. Fakat gayri ciddilikte de sınır tanımaz bir noktaya gelindi. Çünkü bakın Uğur Gürses'in bir yazısını getirelim. Buradan koyalım efendim. Şimdi Uğur Gürses ne demiş? Fısıltı politikası döviz kurunu tutar mı? Neymiş bu fısıltı politikası? Yani olay şu. İddia şu daha doğrusu. Bakın ondan sonra Selva Demiralp, o da önemli bir iktisat yazarıdır. Onun da aynı zamanda öğretim üyesi. Bu nasıl iletişim diyor. Bu da aynı konuyu yazıyorlar. Fakat Selva Demiralp benim de aynı fikirde olduğum bir ciddi konuyu gündeme getirmiş aslında. O da şu. Bakın deniliyor ki Merkez Bankası bazı işte çeşitli yorum yapan ekonomistleri vesaireleri falan, hatta bazı bankacılık kuruluşlarını yurt dışındaki vesaire falan, bunları iddiaya göre bunlara fısıltı politikası izlemiş. Yani gitmiş demiş ki ya biz faiz arttıracağız aslında, biliyor musunuz? Ya endişelenmeyin, o yüzden Türk lirasına dönün. Bakın faiz arttırınca Türk TL'ye değerlenecek falan demeye getiren laflar söylemiş. Birincisi ben buradan şunu söyleyeyim. Bu açıkça suçtur ve yargılanmayı gerektirir. Bunu siz, biz, herhangi birimiz falan yapmış olsak, elimizde bir yetki olan kişiler olduğumuzu düşünelim. Bu içeriden insider trading'in işte Türkçesi vardır. İçeriden çalışanların içeriden bilgi sızdırma gibi. Efendim, bu insider trading suçuna girer ve açıkça ciddi şeydir, yani suçtur. Ve bu mesela sözlü yönlendirme denilen şeyle de karıştırılmamalı. Sözlü yönlendirme son dönemlerde, son senelerde özellikle merkez bankalarının dünyada kullandığı, açık açık herkese yaptıkları açıklamalarla maddi kaynak kullanmadan piyasayı doğru bir yöne göndermeye çalışmaktır. Şimdi bu ise alttan alta, yani birilerine söylüyor, başka birilerine söylemiyor. Bu suçun önde gideni, eğer bunu yapmışlarsa, umarım yapmamışlardır, fakat herkes bunun yaptığına dair, bunu yaptıklarına dair ciddi bir düşünceye sahip, kanaate sahip ve biraz işte piyasa da bakın açıklamalar da var. Goldman Sachs işte hemen böyle bir açıklama yaptı. 100 bas puan artış bekliyoruz. Efendim bu büyük bir aracı kurumdur dünyada. De öyle. Morgan Stanley de açıklama yaptı. Bugün itibariyle Fidelity de açıklama yaptı. Bunlar büyük, dünya çapında büyük kuruluşlar. Türk lirasını da takip ediyorlar. Hepsi ayın 14'ünde bir ciddi faiz artışı bekliyor. İddia o ki bunlar veya buna benzer insanlar bilgilendirilmiş durumdalar. Dediğim gibi bana kalırsa bu bir suçtur. Yapılmaması lazım. Ve derhal de Merkez Bankası'nın bununla ilgili bir açıklama yapması lazım. Yok yapmıyor ise bana kalırsa meclis bu olayı gerçekten de araştırması lazım. Buradan muhalefet ve iktidar milletvekillerine de sesleniyorum. Yani bu ülkenin parasıdır. Birilerine hani işe gelince faiz lobisi diyorsunuz. Faiz lobisine sufle vermek, efendim tüyo vermek ne zamandan beri
bu ülkenin devlet kurumlarının işidir. Onu söyleyelim. Aşağı yukarı bir başka şey daha efendim göstereyim. Resmi rezervlerimiz, yine gösterelim, para analizden verelim madem. Ne kadar? Son 30 yılın neredeyse hemen hemen, yani daha doğrusu kayıt tutulmuş, rezerv kaydı tutulmuş dönemdeki, son dönemdeki en büyük düşüşü, bir haftada 6,5 milyar dolar resmi rezerv kaybetti Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankası kuruluşu. Türkiye'nin resmi rezervleri bu kadar azaldı. Bu ilk anda görüldüğü kadar korkunç bir durum değil. Çok büyük bir, yani çok hakikaten kötü bir durum belki böyle bakıldığında, ama o kadar şey değil. Niçin? Türkiye Merkez Bankası bir zamandır rezervlerini arttırmaya çalışıyordu. Sonra da bu dövizi frenlemek için işte döviz depo faaliyetlerine girmişti. Onun bir yan etkisi olarak böyle. Olayın kötü yanını ortadan kaldırmaz bu olay, ama ilk anda görüldüğü kadar paniğe yol açacak da bir şey değil. Efendim, bir başka konuya daha belki girmek lazım. Merkez Bankası meselesi. Yani bütün bu söylediklerimden çıkan şey şu özetle. Bu 84 vesaire falan, zaten 80 Türk lirasının olması gereken değeri aslında. Yani yukarıdaki değerler yüksek. 94, 3.97, 3.4 falan, bunlar yüksek rakamlar. Olmaması gereken rakamlar. Bunları oralara taşıyan Merkez Bankası başta, hükümetimizdeki bazıları başkıta ne yazık ki, onların yaptığı belki sorumsuz açıklamalar. Yoksa aslında Türk lirasının olması gereken yer burası. Efendim, muazzam bir Bitcoin çılgınlığı var. Diyeceksiniz ki bize ne, bizde Bitcoin mi var? Öyle değil efendim, bizi de çok etkiliyor başka sebeplerden, ama onları gelin pazartesi günü sabah anlatayım. Önümüzdeki günlerde bundan çok etkileneceğiz çünkü diye düşünüyorum. İyi bir hafta sonu dilerim. Tekrar karşılaşmak ümidiyle. Hoşçakalın.